Merhaba kıymetli takipçilerimiz. Hepinizi en kalbi muhabbetlerime selamlıyorum. Tarımda dışa bağlıyız diyenlere inat Türkiye tarımda tüm zamanlar ihracat rekorunu kırdı. Algılar olguların önüne maalesef. Buğday ithal ediyoruz, saman ithal ediyoruz diye algı yapanlar maalesef Türk tarımına en büyük darbeyi vuruyorlar. Tüm kara propagandalara ve yanlış algılara rağmen Türkiye tarımda her geçen gün daha da gelişiyor, büyüyor ve ihracatını artırıyor. Türkiye'nin tarım ihracatı 2022'de bir önceki yıla göre 15.3 artarak 34 milyar 246 milyon dolara çıktı. Tarım sektörü böylece tüm zamanların en yüksek ihracatına imza attı. Tarım ihracatı geçen yılki toplam ihracatın yüzde 13.5'ini oluşturdu. 2022'de ihracat rekorlarına imza atan tarım sektörü, bu yıla da yükselişle başladı ve rekor kırmaya devam ediyor. Ocak ayında 2 milyar 875 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak ay ihracatına imza atmıştı. Şubat ayında da aynı artış devam etti ve Türkiye'nin tarım sektörü 5 milyar 434 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek Ocak-Şubat ihracatını gerçekleştirmiş oldu. Yılın ilk iki ayında 2022'nin aynı dönemine göre %2.7'lik bir artış var. Türkiye'nin toplam dış satımında da %16.2'lik pay aldı bu artış. Hubat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 1 milyar 820 milyon dolar. Yaş meyve ve sebze 634 milyon dolar. Zeytin ve zeytinyağı 201 milyon dolar. Süs bitkileri ve mamulleri 30 milyon dolar mobilya, kağıt, orman ürünleri 1 milyar 204 milyon dolar ile tüm zamanların en yüksek Ocak-Şubat ihracatını gerçekleştirdi. Ocak-Şubat 2023'te geçen yılın aynı dönemine göre hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri %3, yaş meyve ve sebze %17.9, zeytin ve zeytinyağı %140.2, süs bitkileri ve mamulleri %2.7, mobilya, kağıt ve orman ürünleri %1. 2.1 ihracat artışı kaydetti. Türkiye'nin ürünlerini en çok ihraç ettiği ülkeler neler? Öncelikle İtalya ve Almanya geliyor. Ondan sonra Hollanda, Amerika, Fransa, Belçika, İngiltere, İsveç, İsviçre, Kanada, Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Japonya yer alıyor. Bunların dışında tabii farklı ülkelere de ihracat gerçekleştirmekle ancak bu oran %4 gibi bir değerle sınırlı kalmaktadır. Türkiye'nin ihraç ettiği tarım ürünleri ise ağırlıklı olarak fındık, üzüm, tütün, domates, kayısı, limon, incir, yumurta, mercimek, portakal, mandalina, kiraz, zeytin, pamuk, biber, tavuk eti, haşhaş tohumu, salatalık, nohut, buğday, ceviz, elma, antep fıstığı, soğan, ayçiçeği, çilek, şeftali, kabak, mısır patates ve kestanedir. Görüldüğü gibi birçok sebze, meyve ve bakliyatın ihracatı yapılmaktadır. İhrac edilen ürünlerde her yıl yenileri de eklenmektedir. Türkiye'de yapılan organik tarımın da ihracatta önemli bir payı bulunmaktadır. Çünkü organik ürünlerde en doğal ve en sağlıklı koşullarda üretilmekte. Tarladan sofraya giderken her aşamada önemli kontrollere tabi tutulmaktadır. Bu nedenle organik ürünler ihracatta en çok talep gören ürünler arasında yer almaktadır. Burada şöyle bir eleştiri gelebilir. Madem tarımda bu kadar iyiz ve neredeyse her yıl, her ay ihracat rekorları kırıyoruz, peki bizim bu kadar bir potansiyelimiz var mı? Elbette var. Gelin bunları bakalım. Türk çiftçisi dünyanın en fazla üreten, verimli bir şekilde üretim yapan tarımsal arazisi varlığıyla yani 23.4 milyon hektarlık tarım arazisiyle 14.6 milyon hektarlık çayır mera alanıyla toplamda dünya tarımın alanıyla 31. sırada yer alan tarımsal faaliyetler gösterdiği başarılı çalışmasıyla tarımsal aslında dünyada ilk onda Avrupa'da da birinci durumdadır. Bitkisel üretim 2022 yılında tüm zamanların rekorunu kırarak toplam 128.6 milyon tona ulaşmıştır. Bu rakamlar 2002'de 98 milyon ton iken 2021'de 118 milyon tondu. Türkiye fındık, kayısı, ayva, kiraz, incirde dünya birincisi, çilekte dünya ikincisi, mercimek ve yer fıstığında dünya üçüncüsüdür. Elma, domantay, mandalina ve nohutta dünya dördüncü sıradayız. Şeker pancarında beşinci sıradayız çay ve üzümle de altın sıradayız. Ayçiçeği ve limonda 7. sıradayız. En çok arpa üreten ülkeler arasında 8. sıradayız. Portakalda 10. buğdayda 11. sıradayız. Türkiye tohumlukta dünyanın en büyük on üreticisinden birisi olmuştur. Dolayısıyla bu ihracatlar tesadüfi değil. Görmüş olduğunuz rakamlar bu ihracatın gerçek olduğunu gösteriyor. Türkiye'de kullanılan sertifikalı tohumların da %96'sını yurt içinde üretilmektedir. Türkiye'de en son yıllar yaptığı tarımsal destekleme, denetleme ve düzenlemelerle tarımsal gayri safi milli hasılada önemli artışlar sağlamıştır. Meyve üretimi 2022 yılında bir önceki yıla göre %7.7 artarak 26.8 milyon tona çıkarak dünyada altın sıraya yükselmiştir. Sebze üretimi yine 2022 yılında bir önceki yıla göre üretimini korumuş dünyada 4. sırada yer almıştır. 2003 2021 döneminde tarımsal gayri safi yurt dışı hasıla da önemli artışlar yaşanmıştır. Cari fiyatlarla baktığımızda 2022 yılında 25.1 milyar dolar olan tarımsal gayri safi milli 2021 yılında %78.1 artışla 44.7 milyar dolara yükselmiştir. Bitkisel üretimimizin son 20 yılda %20 artmıştır. Burada ikinci bir eleştiri gelebilir. Madem tarımda bu kadar iyiyiz ve neredeyse her yıl ve her ay ihracat rekoru kırıyoruz. Peki Gıda fiyatları neden düşmüyor? Türkiye'de enflasyondan kaynaklanan bir yükseklik yok gıda fiyatlarında. Girdilerden kaynaklanan bir fiyat yüksekliği var. Ne demek bu? Türkiye eksik üretimi olmayan ya da yetil üretimi olmayan bir ülke değildir. Mısır, ayçiçeği, pirinç gibi birkaç ürün dışında birçok üründe kendi kendini yeten bir ülkedir. Buğday, domates, havuç, hıyar, kavun, karpuz, patlıcan prasa, limon, mandalina, portakal, antep fıstığı, üzüm, elma, şeftali, çavdar, bakla, bezelye, biber ve kiraz gibi pek çok üründe yeterlilik oranları %100'ün üzerindedir. Bitkisel ürünlerde yeterlilik oranlarımıza baktığımızda birkaç tane örnek vermek istiyorum. Mesela buğdayda %102, şeker pancarında %100, nohutta %122, patateste %107, kuru soğanda %114 Incirde yüzde 502, fındıkta yüzde 553, kayısıda yüzde 398, ayçiçeğinde yüzde 62.5'tir. Hayvansal ürünlerde yeterlilik oranlarımız ise süt yüzde 107, kırmızı et yüzde 100, beyaz et yüzde 136, yumurta da yüzde 123, balda yüzde 111'dir. Türkiye tarımsal girdilere baktığımızda en büyük etmenler enerji ve gübreler gübredir. Bunlarda da maalesef ithal ediyoruz. İşte bu yüzden de tarımsal girdileri düşürmek çok kolay değil. Tabii ki bu bugünün sorunu değil. Yıllara sari bir problem. Bunun için yapılması gereken bu iki girdiği ülke içinde üretmek. Bunun için özellikle enerji anlamında Türkiye son yıllarda kendi enerjisini üretmek için hem fosil yakıt hem de doğal gazla ciddi atılımlar yaptı. Doğu, Güneydoğu'da ciddi petrol yatakları bulundu. Karadeniz'de Doğalgaz çıkarılmaya başlandı. İnşallah bu gelişmeler tanımsal girdilerin düşmesi anlamında çok ciddi katkılar sağlayacaktır. Başka bir programda görüşmek üzere.